Hocam hoş geldiniz. Nihayet sizi tanıştırma fırsatım oldu. Annem Hediye. Anneciğim, Tarık hocam. Memnun oldum Tarık Bey. Ben de memnun oldum. Hadi siz geçip oturun, ben güzel bir kahve yapayım size. Ne dediler? Götürmeyecekler Aslı'mı değil mi? Bence götürmeyecek. Ya, bence derken kesin net değil mi? Yani kesin bir şey söylemedi kalacağız diye. Ama biz anneler gözlerimize bakarak birbirimizin içini okuruz. Kalacaklar, merak etme. Ya, hani tam olarak bir söylesene, sen nasıl ikna ettin, ne söyledin? İkna etmedim ki. Yalnızca verdiği kararın doğru olmadığını farkına varmasını sağladım. Aslım çok sevinmiştir. Akşam yemeğe de davet ettim. Eğer kalırsanız birlikte kutlarız dedim. Süper. Yani fark etmez. Yani kendileri bilirlerdir gelirlerse. Hocam siz iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Ben müsaade isteyeyim. Siz de zaten bir şeyler konuşuyordunuz. Yok canım, konuşmuyorduk. Ya ben ne zamandır bu günü bekliyordum. Çok güzel denk geldi. Hadi siz geçip oturun, ben kahveleri yapıp geleyim. Kızım. Hocan meşguldür belki. Biz tutmayalım onu. Evet, evet. Hoşça kalın. Kafası dağınık sanki biraz. Normalde böyle biri değildir. Anneciğim, biz kaldığımıza göre ben içeri gidip valizlerimi boşaltayım. Ah Hediye, ah. Demek öyle hiçbir şey söylemeden çekip gidecektin ha? Kızım abin nasıl üzülürdü biliyor musun? Neyse. Allah'tan Jülide Hanım konuşmuş da ikna etmiş. Yoksa vallahi bir temiz dayağımı yiyecektin ha? Kadın öyle söyleyince, yani kendi korkuların için kızının hayatını mahvetme deyince aklım başıma geldi. Ne olacak şimdi? Şey yani, gördünüz de artık birbirinizi. Benim bir an önce buralardan gitmem lazım abla. Böyle burun buruna olmaz ki. Yani yarın öbür gün aklına düşerse, ya Aslım ya benim kızımsa derse. Ama ben buralarda olmazsam unutur gider. Herkes kendi hayatına bakar. Yok yok. Asıl o zaman işkillenir bu adam. Dün karşılaştınız. Bugün sen böyle pılını pırtını toplayıp çekip gidince bu demeyecek mi canım? Kesin benden bir şey saklıyor diye. O da doğru. Ay abla, ben ne yapacağımı şaşırdım. Kızıma zarar gelmesin istiyorum. Ama ya Aslım yarın öbür gün öğrenirse gerçek babasını... Anne. Anne, Üzülde Hanım aradı. Akşam yemeğe gidip gidemeyeceğimizi soruyor. Kızım, sen git de usulünce gelemeyeceğimizi söyleyiver. Olur mu kız öyle şey? Kadın o kadar aramış çağırmış, icabet etmek lazım. Ay Hediye, azıcık havan değişir. Aslım, hadi sen de git güzelce giyin üstünü. Ay hadi Hediye, sen de nazlanma.
Papatya'm, hazır değil misin? Ya anne, ben bugün gelmesem olmaz mı? Anne münasebet. Ya Ozan bana kızgınken gelmek istemiyorum. Üstelik çok haklı ya, ben ona yalan söyledim. Kızım sen söylemedin mi Aslı ısrar etti videoyu sen ver, kimseye söyleme diye. E o kız ne rica ettiyse sen onu yerine getirmişsin. Bunun neresi yalan? Üstü kapalı iş çevirmeye çalışan o. Sen niye cezasını çekeceksin? Olmaz öyle. Anne. Kalk. Hayır prensesim, kalk. Kalk bakalım, kalk. Hadi gel. Olmaz öyle. Dur bakalım. Bunu. Şu mu? Ay yok, onu giydin daha önce. Şunu bakayım bir. Şu. Hah, işte bu. Al bakalım bunu giy. Gül bakayım. Bana bak, her zaman başın dik, yüzün güleç olacak. Öyle karşına çıkan ilk aksilikte pes edersen hiçbir zaman istediğini elde edemezsin. Annen gibi tuttuğunu koparan bir kadın olacaksın. Tamam? Tamam. Güzel misin? Bak güzelliğe bak. Tam oturdu beline tabii canım. Biraz takı falan. Hadi hazırlan da çıkalım. Jülde teyzem mesaj atmış. Ay Aslı'nın annesini de davet etmiş yani. Bunları da hiç çekemem. Oyalanmasana Tarık. Hadi git de değiş üzerine. 2 dakikaya hazırlanırım. Geç kalmayalım. Her davete geç kalan adama ne oluyor acaba? Berçin! Hadi! Ne oldu? Attın mı Batu'yu? Ailemize yaşattıklarını yanında bırakacak değildim Ozan. Bana daha çok kendi arkanı temizlemişsin gibi geldi ama. Sen ne demek istiyorsun Ozan? Batu'nun birinden akıl aldığı kesin. Birinin emir verdiği de kesin. Bu kişi olsan sen olursun. Bu meselede de beni sorumlu tuttun ya. Seni tebrik ediyorum Ozan. Peki, öyle olsun. Misafirlerimiz gelmek üzere, hazırlandınız mı? Ben hemen hazırlanıyorum hayatım. Ne yapacağım ben şimdi ya? Ya anneme babama ne diyeceğim? Kovuldum mu diyeceğim? Ya bak. Bir yolunu buluruz. Üzülme artık. Ya nasıl üzülmeyeyim? Hem bu devirde iş bulmak kolay mı? Parası da iyiydi. Ama çok çalışıyordun. Ya belki biraz dinlenmiş olursun. Ya bu süreçte de dersine çalışıp sınavına hazırlanırsın. Ya sen var ya, bazen böyle sanki hayatında hiç yokluk görmemiş gibi davranıyorsun. Ya, o paraya ihtiyacım vardı benim. Babamın hastane masraflarını ödüyoruz hala. Annemle babam ne yapacak şimdi ben çalışmayınca? Hepsi benim yüzümden. Saçmalama. Ben seni suçlamıyorum ki. Hem yine olsa yine aynı şeyi yapardım. Yok. Yok, ben bekleyemeyeceğim. Ben gidip her şeyi anlatacağım. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Jülde Hanım, son anda olunca böyle alelacele kurabiye yaptık. İnşallah güzel olmuştur. Ne zahmet ettiniz.
Ellerinize sağlık. Buyurun lütfen. Sana da teşekkür edemedim. Niçin? Annen annemle konuşmasaydı biz şimdi İzmir yolunda olacaktık. Ben de okul hayalime veda etmek zorunda kalacaktım. Çok sağ ol. Ben pek bir şey yapmadım aslında. Yani annem yapmış. Nasıl yaptıysa. Anne saçım nasıl olmuş, nasılım? Aa, güzel. Dedim sana, yakıştı bu elbise. Tarıkçı. Hayırdır, ne bu acele? Her zaman böyle toplaşmalar ayakların geri geri giderdi. Bu akşam atlı koşturuyor sanki peşinden. Pek bir heveslisin. Hevesli falan değilim ya. Dalmışım sadece. Fazla dalma. Beklerken birer kahve içelim. Çok iyi fikir hayatım. En azından diğer misafirlerimiz de bu arada gelmiş olurlar. Başka misafirleriniz de varmış. Biz kalabalık etmeyelim. Ah Hediye Hanım lütfen. Ne demek kalabalık? Böyle laflar ettiğinizi duymayacağım. Zaten yabancı değil gelecekler. Hah geldiler. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk Jülideciğim. Güzelim. Tarıkcığım. Tamam. Buyurun lütfen. Jülide Hanım niye çağırmış yeme? Öylesine işte tanışmaya. Şimdi çocuklar aynı okula gidiyor ya. Tanışalım, kaynaşalım istemiş. Çok iyi yürekli bir insan. Çok. O mendebur kocası gibi değil. Jülide Hanım bambaşka. İyi oldu be Yaşar'ım. Hediyenin de içi rahat eder. Rahat rahat gönderir kızı okula. O ne demek? Tanımazsa göndermeyecek miydi yani? Yok canım. Lafın gelişi dedim ben. Nurhan be. Allah bize o günlerde gösterecek mi? Eylül okulu kazanmış. Kaydını yaptırıyorsun. Kitap neyin alıyorsun? İnşallah be Yaşar'ım. Niye göstermesin? Yaşar. Şu kolumun yüzünde evladım çalışmak zorunda kaldı. Babasının yükünü sırtlandı. Kesip alsalardı bu konuda. Çocuğunu çalıştırıyor dedirtmeseydim. Deme öyle. Deme, kurban olayım deme öyle. Eylül. Borcumuz harcımız bitsin de bir an önce rahat edelim diye çalışıyor canım. Hem bu kız çocuğu yarın bir gün evlenecek, çeyiz gerekecek, düğün dernek gerekecek. Hepsi para. Ne düğünü? Ne çeyizi Nurhan? Benim kızım okuyacak diyor. Sen ne diyorsun? Bak kızın yanında böyle laflar etme. O da küçük. Küçük. Ben şimdi nasıl söyleyeceğim kovulduğumu? Ellerinize sağlık Jülide Hanım. Her şey nefis olmuş.
Afiyet olsun. Jülde teyzeciğim, ellerine sağlık. Zaten ben küçüklüğümden beri Jülde teyzenin yemeklerine bayılıyorum. Tatlım benim, afiyet olsun. Biz bu gece Ozan için bir kutlama düzenledik. Ama Aslı'mı unutmamak lazım. Bugünün kahramanı o oldu. Ben bir anne olarak sana ne kadar teşekkür etsem az. Aslında tehlikeli bir iş yapmış. Keşke kahramanlık yapmadan önce okul yönetimine haber verip durumu anlatsaydı. Bazen böyle bir fırsatın olamayabiliyor. Kimi kime şikayet edeceksin? Değil mi? Neyse ki Aslım cesur bir insan. Sorunu tek başına çözmüş. Aslım harika kurabiyeler yapmış. Ben yemekten önce dayanamayıp tadına baktım. Bence siz de çayla beraber tadına bakın. Nefis. Şimdiden afiyet olsun. Annemden öğrendim. Eli çok lezzetlidir. Elinden böyle şeylerin gelmesi ne güzel. Aslında pasta börek yaparak ek gelir sağlayabilirsin kendine. Malum, bizimkilerin okulu pek ucuz değildir. Aslım bizim okulda tam burslu okuyor. Zaten o puanla bizim okulun Aslım'a para ödemesi gerekir. Canım, bursa bir yere kadar. Genç kız sonuçta, gezip tozmak ister. Berçin, senin hayır kurumu için ayırdığın kıyafetler vardı. Onları göstersen arkadaşına. Belki beğendiği olur. Sibel Hanımcığım, sağ olun, var olun. Ama benim kızımın hayra ihtiyacı yok. Siz o elbiseleri anasız babasız büyüyen yavrucaklara verin bence. Daha iyi olur. Tabii. Ne o kızım? Seni işte çok mu yordular? Kötü bir şey mi? Canını mı sıktılar? Kötü bir şey olmadı da. Bir dakika. Efendim? Eylül. Kızım, ben bugün sana çok sert çıktım galiba. Diyorum ki burada emeğin fazla senin. Gel sen devam et işine. Nasıl yani? Ben şimdi kovulmadım mı? Yok, kovulmadım. Yarın sabah bekliyorum ama ha. Anlaştık mı? Anlaştık patron, tamam. O zaman yarın görüşürüz. Ne oldu yavrum? Kimmiş arayan? Yok bir şey anneciğim, bir şey olmadı. Patron yarınla ilgili bir şeyler söyledi de. Yani her şey yolunda. Ben senin istediğini yaptım. Şimdi sıra sende. Bundan sonra sen de artık burada bağlama çalacaksın. Söz verdin. Anlaştık patron. Şimdi bu dönemin kârıyla önümüzdeki yıl büyümeyi garantiledik. İki yeni bölüm daha açmayı düşünüyorum. Tabii tabii. Biz müsaadenizi istesek daha fazla rahatsızlık vermeyelim size. Ya olur mu öyle şey?
Ne güzel sohbet ediyoruz. Daha kurabiyelerimiz var, çayımız var. Siz İzmir'de yaşıyordunuz değil mi? Evet. Oralı mısınız? Ne güzel şehir. Oralı sayılırız. Eşiniz ne işle meşgul? Bahsi geçmedi de hiç. Ayrı filan mısınız? Ben lavaboya gitsem müsait midir acaba? Tabii. Tabii ben size göstereyim. Buyurun. Sibel çok ayıp. Aa, ne dedim ayol? Utandı kadıncağız. Aa tabii canım tabii. Bu yeni bölümlerin bina inşaatı içinde şirketlerin holdingiyle anlaşayım diyorum. Elbette canım. Kaç yıldır adamlara ucuz iş gücü gönderiyoruz. Değil mi? Tabii canım tabii. Ben bugün çok yedim ya. Ay sen mi ben mi? Sen bu cılızlıkla ne kadar yemiş olabilirsin ki? Sen öyle san. Ben potansiyelimi gizliyorum. O burnun önünde gideniyim aslında. Ben yediklerime hep dikkat ediyorum. Yani daha doğrusu annem öyle alıştırdı. Vallahi benimkine de kalsa hep az yiyorum. İliklerin de olsun çöp gibisin deyip duruyor. Senin annen en iyisini yapıyor. Dikkat etmek lazım değil mi? Biz nasılsa yakıyoruz diye hiç dikkat etmiyoruz. Sonra yaşlılıkta çıkacak bunun acısı. Vallahi onu o zaman düşünürüz. Ben şu an 5 tane daha olsa yerim yani. Saçmalama. Ya sen hayatta yiyemezsin. Ben olsam neyse de sen... Sen bana meydan mı okuyorsun? Olabilir. Peki. Şu ileride yeni açılan bir hamburgerci var. Yarın oraya gideriz, kozlarımızı paylaşırız. Anlaştık. Berçin, sen de gelirsin değil mi? Bize bir hakem lazım sonuçta. Gelirim. Gelirim tabii. Artık izin istesem geç oldu. Aa, ama olmadı ki böyle. Siz çok acele ettiniz. Elinize kolunuza sağlık. Çok teşekkürler her şey için. Rica ederim. Ne demek, her zaman beklerim. İnşallah. Biz de bekleriz. İyi akşamlar. Size de iyi akşamlar. İzmir'den buraya gelmeden önce 5 tane arkadaşımla iddiaya girmiştim. Hem de makarna yeme yarışına. Uf, hepsini yenmiştim biliyor musun? Kesin öyle olmuştur. Yarın görürsün. Görürüz. Aa, annem gidiyor. Ben de ona yetişeyim. Hadi yarın görüşürüz. Bak söz verdin, yarın kozlarımızı paylaşıyoruz. Çok fena yenileceksin. Görürüz. Gel güzelim, gel. Sohbetinizi bölmeyeyim demiştim. Olsun olsun. İyi oldu değil mi geldiğimiz? Gerçi Berçin'in annesi biraz tuhaf davrandı ama sen ağzının payını verince öylece kala kaldı. Kimseleri ezdirmem ben güzel kızım. Oh canım. Ana kız bildiğin evden kaçmışlar. Ama bir elime geçireyim var ya. İkisinin de bacağını kıracağım. Sen yine işin aslını öğrenmeden yanlış bir şey yapma. Ha tamam. Çenen çalışacaksın, ayağın çalışsın. Önüne bak. Daha bir ton yol var Ankara'ya.
Günaydın. Günaydın. Günaydın kızım. Dur ben yapayım. Ay bir beceremedim şunu ya. Senin de yüzün ışıldıyor sanki bugün. Aa, sen kendi ağzına bak be. Gülmekten ayrılacak. Keşke işe gitmeseydin de sen de gelseydin bugün. Ay yok aman Allah korusun. İşim gücüm hep olsun da biz seninle boş zamanımızda da gezeriz. E hadi ben kaçtım o zaman. Sana da bol şans. Vallahi bana bol şans değil. Sağlam mide lazım. Kızım kim kim gidiyorsunuz? Ozan, Berçin, ben. Dersin yok muydu Aslı? Bugün evde otursaydın. Yok. Ama istemezsen gitmem. Git gez kızım. Allah Allah. Ay Hediye biz de azıcık kafamızı dinleriz canım. Şuna bak ya. Ya sen bugünü mü buldun çıkacak? Allah kahretsin. Yok ben gidemeyeceğim. Bakayım. Anam hala orada. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım ben? Gidemeyeceğim. Çok kötü. Anne. Anne yok. Yok çok kötü. Baksana şuna ya. Ya ben bu halde hiçbir yere gidemem. Ozan'ı arayacağım. Gelmiyorum. Ben çok kötüyüm diyeceğim. Saçmalama. Bir sivilce yüzünden Ozan'la vakit geçirme fırsatını mı kaçıracaksın? Hayatta her şeyin çaresi vardır. Ay sen yeter ki istekli ol. Otur bakayım. Otur. Bak şimdi nasıl kıvırıyor gör. Otur bakayım şundan şöyle bolca sürelim. Saçını da açalım. Ay acıdı mı? Yok. Bak. Tamam. Ha, işte böyle. Çok güzel oldu. Arkadaşlar 15 dakika ara verelim mi? Sen hani para için çalmam diyordun? Evet. Öyle söylüyordum. Ama işte dün işten kovulunca çok fazla gurur yapmanın bir anlamı yok dedim. Bundan sonra haftada bir gün çalacağım burada. Ya. E peki neden bana sormuyorsun? Burada ne işin vardı? Patrondan aldım haberlerini. Yani güzel haberi o verdi. Çok şükür. Bundan sonra berabermişiz. Evet. Bu niye durdu şimdi ya? Alo. Ozan neredesin? Sen çıktın mı evden? Çıktım. Ben de diyorum bu araba neden durdu yanımda? Ya niye söylemiyorsun? Korktun hemen de beni aradın değil mi? Ya kusura bakmayın. Biraz beklettim saç makyaj falan derken. O kadar süse püse ne gerek vardı Berçin? Hamburgerciye gideceğiz. Çok güzel olmuşsun Bertin. Sen ona bakma. Ne anlar zevksiz. Hadi. Abla nereye gidiyorsun? Ay kapıların önünü süpürecektim. Bir de alışveriş çıkardılar başıma. Yaşar'ın da işi varmış. İki ayağım bir pabuca girdi. Tamam sen git alışverişe ben süpürürüm kapıların önünü. Ay hayatta olmaz ben sana süpürttürür müyüm kapı önlerini? Ay zaten evdeki bütün işlere yardım ediyorsun. Bir de ne yapayım sitenin işini mi yaptırayım sana? Canım ne var elime yapışacak değil ya süpürüveririm. Hadi sen git alışverişe.
Dur, o zaman şöyle yapalım. Ben yerleri süpüreyim, sen alışverişe git. Şimdi yabancı görürlerse bir laf filan ederler. Eh peki. Günaydın. Aa, ne böyle sabah sabah giyinmişsin? Ben çıkıyorum. E hani dersin yoktu bugün? Nereye? Okulda bir görüşmem var. Geç kalmam. Afiyet olsun. Hazır mısın? Hazırım. Bunun sosunda sarımsak var mı acaba ya? Turşuyu da doldurmuşlar. Çok güzel ama 10 tane daha girin ben bunlar. Şefim, bize birer tane daha atsana. Diyorsun. Göreceğiz bakalım. Tarık Bey, acelem var, kusura bakmayın. Konuşmamız lazım. Sizinle konuşacak hiçbir meselemiz yok. Müsaade eder misiniz? Hediye. En azından bir seferliğine konuşmama izin var. Sonra gideceksen yine git. Bu arkadaş. Karımdan çektiğim yetmiyor, bir de bu çıktı başımıza ya. Tuttumuş malımı çaldım, malımı çaldım. Mal dediği de 3 kasa ha. Koca kamyonda 3 kasa. Ya sen her sevkiyatla eşek yüküyle para götürüyorsun. Nedir yani 3 kasa mal peşine düşmüşsün ya? Bunun acısı da hediyeden çıkacak ama dur bakalım. Mahvoldu elbisem. Ben çok özür dilerim gerçekten, hemen halledim. Kızım, kırıkları topla. Kusura bakmayın hanımefendi. Siz masanıza buyurun, ben size peçeti getireyim. Sen benim başıma bela mısın be? İyi ki geri dön dedik. Her şeyinle zararsın. Ya 2 tane bardağı taşıyamıyorsan yapma kızım bu işi. Patron, ben çok özür dilerim gerçekten. Birden böyle geçince... Çok özür dilerim, bir daha olmayacak, söz veriyorum. Hep aynı terane. Bana bak. O yağız dil döktü. Kafede çalarım dedi diye işe geri aldım seni. Benim sabrımı taşırma. Yağız mı? Eylül. Ben de tam yanına geliyordum. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ne yapmışım ki? Patron anlattı. Pazarlık etmişsin. Sırf beni geri işe alsın diye bağlama çalmayı kabul etmişsin. Ya sen öyle çok üzülünce. Ya bir de benden saklıyorsun. Kızacağını bildiğimden. Niye yapıyorsun o zaman ya? Eylül. Seni öyle üzgün görmeye dayanamadım. Kötü bir niyetim yoktu. Sadece biraz mutlu ol istedim. Karışma benim işime.
çıkaracağım galiba. Daha ne yedin ki Berçin? Ya tuvalete gidelim mi? Ben gidelim. Bir şey olmaz, onu genel uyudur. Otur sen. Çok gamsızsın ya. Devam. Gitmiyor değil mi? Senin yüzünden ya. Ne benim yüzümden? Kendini sakarlığın. Ya gülme. Al işte, beğendin mi yaptığını? Çok güzel oldu. Takım oldu. Bak, takımdan ziyade birlik beraberlik olduk diyelim. Bayılacağız, hastanemiz olacak. Ne oldu abi? Niye çağırdın beni? Ağam, gel hele gel. Karabaş, dur Karabaş. Ağam, bak. Bunu geçerken yolda buldum. Çok masum bakıyordu ya. Bakalım mı, besleyelim mi, ne dersin? Abi bu çok güzelmiş ama ya. Kurban olurum sana. Abi, ama biz buna bakamayız ki. Doğru düzgün evde bile olduğumuz yok. Köpek perişan olur. Sen ne dersen o an. Ama bak, istersen sahiplendirebiliriz. Ne dersin? Sen ne dersen ha? Ama sokakta kalmasın yavrucak. Sahiplendirelim. Aynen öyle. Ha? Karabaş, Karabaş. Hamburgercide sonuca varamadık. Bir de burada deneyelim bakalım. Vallahi bisiklet yarışını seçmekte çok büyük hata yaptın. Ben söyleyeyim. Mükemmele yakın kullanırım. Ya sen ne kadar mütevazı bir kızmışsın. Ne kadar alçak gönüllüsün. Ya bu bisikletler biraz kirli gibi. Berçin, sen istersen gelme. Burada bekle bizi. Yok yok, ben de yarışacağım. Tamam o zaman. Herkes hazırsa başlayalım. İki tam tur. Buyurun, siz önden başlayın. Avans. Yok ya. Hiç gerek yok. Birlikte başlarız değil mi? Sayıyorum o zaman. 3, 2, 1 Başla. Ya durun, beni de bekleyin. Benim pek vaktim yok da Tarık Bey. Ne söyleyecekseniz söyleyin, gidelim. Neredeydin bunca zaman? Bunu sormak için mi çağırdınız beni? Aslında soracak o kadar çok soru var ki. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Neredeydin? Ne yaptın? Nasıl yaşadın? Hesap sorması gereken biri varsa o da benim sanırım. Asıl sen neredeydin şimdiye kadar? Ne yaptın? Neden dönmedin?
Abi. Ya ben çok koşunuyorum. Yediğimiz bir şey mi dokundu acaba? Vallahi ben de seni arayacaktım. Biz galiba uyuz olduk ağam. Enikten kaptık herhalde. Ah be abi ya. Tam sırasıydı şimdi. Neyse tamam. Hadi görüşürüz. Ne kaşınıyorsun sen öyle uyuz gibi? Allah gibisi çok fazla. Ay kusura bakma Nurhan'cığım, böyle pat diye geldim ama. Yok anacığım, ne kusuru. Ay bugün çok iş vardı da benim de belim tutuldu azıcık. Aman dinlenince geçer. Her zaman yaptığımız işler. Ya bak ne diyeceğim sana, ben çok merak ettim de. Ne yaptın? Kızınla konuşabildin mi? Yahu Raziye, sen de acelemiz yok diyorsun. Ondan sonra da her Allah'ın günü. Ya canım, ben de bir an önce adını koyalım da kafamız rahatlasın istiyorum. Anacığım ben daha Eylül'le konuşamadım. Ama babası bu işe pek yanaşmaz, ben sana söyleyeyim. Ya kız daha okuyacak diyor. Bu son oyun. Kazanan günün şampiyonu olacak. Yani ben. Bak ya. O nasıl olacakmış? Hamburgerde berabere kaldık. Bisiklette de ben kazandığıma göre senin şampiyon olma ihtimalin yok. Bisiklet yarışı sayılmaz. Yani benim lastiğim patladı, o yüzden yendim. Ama bu maç sonucu belirleyecek. Öyle mi? Kendini avantajlı sanıyorsun ama benim atışlarım muhteşemdir. Hadi Berçin, sen de hakemsin. Ben bittim. Artık kim kazanıyorsa kazansın, gidelim buradan. Tamam tamam. Ben şu arkadaşa bir ineyim. Gideceğiz. Başla bakalım hadi. Bir sıfır. Girmiş. Yurt dışındayken annem kalp krizi geçirdi. Apar topar onun yanına gittim. Günlerce hastanede başında bekledim. Durumu iyi değildi. Şimdi iyileşti çok şükür. O iyileşir iyileşmez Kuşadası'na döndü. Ama sen yoktun. Her yerde seni aradım. Herkese seni sordum. Kimse yerini bilmiyordu. Beni beklemediğini düşündüm. Özür dilerim. Özür dilenecek bir şey yok. Zaten kaç sene geçmiş aradan. Bunları konuşmaya da gerek yok aslında. İkimiz birer yabancıyız Tarık Bey. Bunu aklınızdan çıkarmayın yeter. Beni zor durumda bırakmayın sakın. Sana zarar verecek bir şey yapma. Bir daha karşıma çıkmayın yeter.
günün galibi olarak bir plaketi hak ettim bence. Ya baskette ben kazanmadım mı? Ya ben seni o kadar zorlamadım ki. Sen var ya hilebazın tekisin. Berçin de olmasa ispat edemeyeceğim. Berçin. Biz bir dahaki sefere yalnız ikimiz çıkalım, olur mu? Bunu yanımıza almayalım. Olur. Aman aman, hemen de birlik olun. Ben kaçayım o zaman, okulda görüşürüz. Bu arada çok güzel bir gündü. Güzel gündü. Ben de gidiyorum, görüşürüz sonra. Olacağı buydu zaten. Evet, uyuz vakası. Pomat yazacağım. Kaşıntı geçene kadar kullanırsın. Birlikte kaldığın arkadaşların da kullansın. Ayrıca kaldığın yerinde ilaçlanması gerekiyor. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Peki. Sen yurtta kalıyordun değil mi? Ay, kim bilir kaç kişiye bulaşacak şimdi. Hangi yurtta kalıyordun sen? Şehrin öte tarafından. Ha, kazancılar yurdu mu? Evet. Kötü diyorlardı oraya ya. E tabii, ucuz olunca orayı tercih ettin. Aslında aynı fiyata evde bulabiliriz. Hatta bir tane de ev arkadaşı buluruz sana. Daha ucuz olur. Ha yok. Ya ben orada mutluyum. Ya hemen kestirip atma işte. Bak hatta bizim evin oralarda da vardı kiralık evler. Uygun da diyorlar. Tamam. Bir yere bakalım o zaman. Ucuz olman bir işe yaradı. Beni affettin. Anne, bütün gün saçma sapan şeyler yapıp durduk. Ve ne hikmetse hep benim sevmediğim şeyler yapıldı. Üstüne üstlük bir de Ozan'la Aslı'm orada eğlenirken ben yanlarında çıkıntı gibi kaldım. Bana bak, bu kız Ozan'dan hoşlanıyor olmasın? Sanmam. Ya Ozan'a da bana davrandığı gibi davranıyor. Hatta bana daha iyi davranıyor bile diyebiliriz. Önemli olan Ozan'ın ondan hoşlanmaması. Ki ben ona ihtimal vermem. Bilemeyiz ki. Ona sorduğum zaman çok pişman olmuştum, hatırlıyorsun. Of ya. Tamam. Tamam dur, bir sakin ol. Bir dur. Bir düşünelim. Tamam. Ne haber anne? Canım oğlum, canım. Anne tamam ya, abartmasak mı? Hı? Hah, nasıl geçti günün? Güzel geçti yengecim. Sen nereye gidiyorsun? Akşam yemeği için alışveriş yapacağım. Ver, ben hallederim. Sağ ol yavrum. Allah. Yalnız bana bak, bunu göstermeden yola çıkma, yolda sıkıntı yapar. Tamam abi. Vay 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 vay. Ne güzel villalar var. Abi, senin kayınbirader burada mı çalışıyor? Vallahi öyleymiş. Ben de ilk defa geliyorum. Kayınbirader arada yoklasa köşelik olur. Yok lan. Onun kafa öyle şeylere basmaz. Ama doğru diyorsun ha.
Kafayı kullansa buradan ne sakal indirir. Adam da borç morç kalmaz. Neyse haydi anca gidersin. Onu göstermeden çıkma yola.